Merhaba arkadaşlar. fiil de çatıya devam ediyoruz. Nesne yüklem ilişkisinde geçişli ve geçişsiz fiilleri gördük. Şimdi de oldurgan ve ettirgen fiilleri göreceğiz. E, oldurgan ettirgen fiillere geçmeden önce geçişli geçişsiz fiili hemen kısaca özetleyeceğim. Çünkü bağlantılı. Arkadaşlar geçişli fiili anlamak için artık kısa yoldan gidiyorum. Çok uzun yoldan anlatmıyorum. Geçişli fiili bulmak için hatta buraya not edelim dursun. E, fiilin başına onu getiriyorduk eğer oluyorsa e, geçişlidir yani onu alır diyelim onu şöyle alır geçişsiz fiil onu almaz daha uzun yolu e, neyi kimi sorularını sorarız neyi kimi sorularına cevap veriyorsa geçişli vermiyorsa geçişsiz budursun arkadaşlar şimdi gelelim oldurgan fiiline Oldurgan fiil geçişsiz bir eyleme tekrar söyleyelim. Geçişsiz bir eylemin rt tır ekleri yardımıyla geçişli hale gelmesi. Ne demek istiyorum? Mesela pişmek. Pişmek hemen getirelim onu. Yani geçişli mi, geçişsiz mi bir emin olalım. E, pişmek. Tabii bunu bir çekimli olarak kullanırsak daha iyi olur. Mesela basit hemen bir kipte çekimleyelim. Ee, mesela dil geçmiş zamanda çekimleyelim pişti onu pişti olur mu arkadaşlar olmaz demek ki bu geçişsiz şimdi bakın bu geçişsiz bu dursun burada bunu geçişli yapabilmek için RT uygun olan getirilir onu pişirmek yaparsam yani pişirmek yaparsam e, ve onu da çekimlersem ir getirdim gene çekimli yapalım daha e, anlamlı oluyor. Pişirdi. Onu pişirdi olur mu? Olur. Yemeği pişirdi e, gibi. Bu kadar aslında hepsi. E, çok zor olduğunu düşünmüyorum. Neden öğrencilerin kafası çok karışıyor oldurganda. E, ama e, bence bu şekilde e, rahatlıkla bulunabilir. Hadi bir örnek daha yapalım. Gülmek. Nasıl yaptığımızı hatırlayalım. Basit bir çekim yapın. Yani hemen e, dili geçmiş zamanda çekimleyin. E, çok düşünme, düşünmenize gerek yok. Güldü. Onu güldü. Olmaz. Onu güldürdü. Oldu değil mi? Onu güldürdü. Çocuğu güldürdü. Belki aklınıza şu gelmiş olabilir. E, onu güldü deyince işte yüzü güldü. Şimdi hemen yazacağım. Burada şunu hatırlatmak lazım. Her zaman önce özne bulunur, sonra nesne bulunur. Tabi yüklemden sonra. Yüklemden sonra her zaman önce sonra nesne bulunur. Yoksa siz ee, nesne buldum zannederek, ee, pardon, ee, şöyle diyeyim, örnek üzerinden anlatayım daha kolay. Yüklem. Kim güldü? Ne güldü? Kim kim güldüğünün cevabı yok. Ne güldü? Yüzdü. Bakın bu özne. Siz e, nesne buldum zannederek aslında özneyi bulmuş olabilirsiniz. O yüzden her zaman önce özneyi bulun. Yani gülmek fiili geçişsiz. Bu tamam. E, gülmek geçişsiz. Güldü. Onu güldü olmuyor. O yüzden geçişsiz. Bunu da uygun eklerimizden dırdır durdur dır dır, tırtır türtür tır benzeşmeye uğruyor. Dırdır getirelim güldür. Güldürmek. Hemen çekimli yapayım daha anlamlı oluyor. Güldürdü. Onu güldürdü. Kardeşini güldürdü, arkadaşını güldürdü. Şimdi oldu değil mi? Benzer bir örnek uyumak. Hemen bir çekim yapalım. Uyudu. Onu uyudu. Olur mu? Olmaz. Demek ki geçişsiz. Ona uygun olan ekimizde T. Uygun olanı seçiyoruz. Uyuttu. Onu uyuttu. Bebeği unut uyuttu. Değil mi? Şimdi oldu. O zaman T yardımıyla e, geçişli yaptığımız için buna da oldurgan fiil diyoruz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Hadi bakalım altta örnekler var. Fasulye nohuttan daha geç pişer. Biraz önce yapmıştık pişmek fiilini. Burada geniş zamanda çekimlenmiş. Onu pişer. Oldu mu olmadı. Demek ki geçişsiz. Ama onu pişirdim olur. Akşam yemeği için nohut pişirdim. Onu pişirdim. Nohutu pişirdim. İşte ir yardımıyla geçişli oldu yani oldurgan oldu. Hepsi bu kadar. Peki ettirgen ne? ettirgen de geçişliği e, tekrar geçişli yapmak. E, buna geçişlik derecesini arttırmak da deniyor. Oldurgan geçişsizi geçişli yapmakta. Burada aynı ekleri kullanarak geçişliği tekrar geçişli yapmak. Şurada zaten var. Geçişli fiili RT tır yardımıyla yine yapıyoruz. Mesela yıkamak. Bakalım geçişli mi geçişsiz mi? Basit bir çekimde yapalım. Yıkadım. İster kişi getirin, ister getirmeyin. Hadi getirelim. Yıkadım. Onu yıkadım. Bulaşıkları yıkadım, değil mi? Oldu. Onu yıkadım. Zaten geçişli. Onu yıkattım. Bulaşıkları yıkattım. Yaptırdığımda zaten geçişliydi. Bir daha T getirerek geçişlik derecesini arttırdım. Genelde de zaten birazdan notlarda vardır diye tahmin ediyorum. Ee, geçişli fiilleri geçişli bir daha geçişli yaptığımızda yani ettirgen yaptığımızda burada olduğu gibi başkasına yaptırma anlamı olur. Yıkattım. Yani başkasına yaptırdım gibi. Yapmak. Mesela ne olsun? Yaptım. Çekimleyelim basit bir çekim. Yemek yaptım. Ben yemek yaptım oluyor değil mi? Ne yaptım? Onu yaptım. Yemek yaptım. Geçişli zaten. Yaptırdım. Yemek yaptırdım geçişlik derecesini arttırdım. Zaten geçişliydi. İçmek mesela ne diyelim içtim. Süt içtim. Ben süt içtim değil mi? Gizli öznemiz var. Süt içtim. Geçişli. Süt içirdim. Tekrar geçişli oldu. Yani geçişlik derecesi arttırıldı. Bu kadar. Hemen bir örnek verelim. Önce beyaz çamaşırları yıkadı. Biraz önce vermiştim aslında benzer bir örnek. Yıkadı. Onu yıkadı. Zaten geçişli. Onu yıkattı bir daha geçişli oldu. Evet, notlarımda yokmuş. Ben tekrar söyleyeyim. Ettirgen fiillerde arkadaşlar, başkasına yaptırma anlamı çoğunlukla karşımıza çıkar. Her zaman olmayabilir ama çoğunlukla başkasına yaptırma anlamı vardır. Evet, bir soru çözelim. Geçişli, pardon, oldurgan ve ettirgen fiilleri de bitirelim. Buradan gittikten sonra çok değişmiş. Bu cümlenin çatı özelliği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hemen bulalım. Şıklarda geçişli, geçişsiz, dönüşlü, e, işteş var. Ya hem nesne yüklem hem e, özne yüklem var. Şimdi bakalım. İkisini de bulacağımız için hiç e, şıklara bakmıyorum. Hemen bulayım ben önce. Değişmiş. Arkadaşlar edilgen olma ihtimali, edilgen ve dönüşlü olma ihtimali yok. Önce onları eliyorum. Neden? Hatırlayın. Edilgen ve dönüşlüde LN yok muydu arkadaşlar? Dönüşlüde de de vardı, dönüşlüde de, de LN vardı. O zaman LN yoksa edilgen ve dönüşlünün olduğu şıkları eliyorum. Şimdi çok kısa yoldan, pratik yoldan e eledim. Şimdi etken olma, işteş olma yani özne yükleme göre etken ve Pardon, işteş e, hala cepte. Bu ikisi olabilir. Şimdi işteşin de çok belirgin bir özelliği var. Onda da şey oluyor. Burada şey görüyoruz ama bakalım bu işteşlik yapan şey mi? Çünkü işteş fiiller nasıl da ya karşılıklı oluyordu ya da birlikte. Yani tek özne yapamazdı. İşteş bir fiildeki, işteş bir fiilin yüklem olduğu cümlede o fiil tek başına yapılamamalı. Değişmiş. Değişmek ille karşılıklı ya da ille de birlikte mi yapılır değişmek? Hayır. O zaman işteş olma ihtimali de gitti. Zaten geriye bir tek etken kalıyor. Cevap böyle çıktı ama bir emin olalım. Geçişli mi geçişsiz mi onu da bakalım. Sağlamasını yapalım yani. Cevabımız çıksın. Buradan gittikten sonra çok değişmiş. Geçişli geçişsiz'i nasıl anlıyordum? Fiile onu getiriyordum. Onu değişmiş oldu mu arkadaşlar? olmadı. Demek ki geçişsiz. Yani cevabımız C. Gördüğünüz gibi çok kısa yoldan gittim. Siz de böyle yapın soruları çözerken. Edilgende ve dönüşte L ne olur? Etkende L ne olmaz? İşte işte şey olur ama işte işte dediğimiz fiiller karşılıklı ya da birliktedir. Ona bakın. Sonra geçişli geçişsizi bulmak için de onu getirin. Geliyorsa geçişli gelmiyorsa geçişsiz. Hepsi bu kadar aslında çok zor değil. Evet, bir sorumuz daha var yukarıdaki dizelerde numaralanmış e eylemlerden hangisi nesne yüklem ilişkisi bakımından farklıdır? Arkadaşlar nesne yüklem dediği geçişli, geçişsiz Pardon. Ve bunların e, devamı gibi olan oldurgan ettirgen bunu soruyor. Bakalım hangisi farklıdır demişti. Yağıyor incecik bir yağmur dışarıda. Nesne yükleme olduğuna göre işimiz yüklemle ve nesneyle yağıyor fiil, yüklemimiz. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Nesne alıp almadığını anlamak için onu getiriyorduk. Alıyorsa geçişli, almıyorsa geçişsiz. Yazalım şurada da dursun. Onu yağıyor olur mu? Olmaz. O zaman bu geçişli. Pardon geçişsiz kısa yoldan yapıyorum. Yüzüne avuçlarımı alıyorum. Alıyorum yüklemimiz. Onu getireceğim. Onu alıyorum olur mu? Olur. Yüzünü alıyorum. O zaman bu geçişli. Yavaşça dalacağım o kalkılmaz uykuya. Dalacağım yüklemimiz. Onu dalacağım olmaz. O zaman bu geçişsiz. Kuşlar da dönmez. Güz kuşları dönmez. Onu dönmez olmadı değil mi? Geçişsiz. Suya suya gidiyordu öğle güneşinde. Onu gidiyordu. Olur mu? Gidiyordu yüklem çünkü. Olmaz. Geçişsiz. Hepsi geçişsiz çıktı. Bir tek iki geçişli çıktı değil mi arkadaşlar? Yani cevabımız B. Evet konu anlatımı bu kadar. ÖSYM'de nasıl çıkar? O bölümü de birebir ÖSYM bölümünde anlatacağım örnek soru üzerinde. Birebir ÖSYM bölümünde görüşürüz.